Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 3. hafta 2. videosundayız. Yani dik üçgen 2 videosundayız. Bu videoda özel kenarlı üçgenlerden bahsedeceğiz. Bu video ne işinize yarayacak? Bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle geometride uçacaksınız. Yani çok hızlı olmayı öğreneceksiniz. Matematikte bile işinize yarayacak bir bilgiyi öğreneceksiniz ve çok soru çeşidi var burada. Dik üçgenlerdeki soru tarzlarını yine burada fazlasıyla göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz çalışmaya başlayalım. Özel kenarlı üçgenler geometride olmazsa olmazımız. Buraya 5 yıldızı koyayım ve bunları kesinlikle ama kesinlikle bileceksiniz. Ezber zihniyete karşıyım ama bu yapılar her yerde kullanıldığı için mutlaka ama mutlaka bize şart lazım. Birincisi arkadaşlar bu özel üçgenlerden özel kenarlı üçgenlerden birincisi. 3-4-5 Üç, üçgeni. Yani dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs 5'in katıdır. Bak dik kenarlar 3'ün ve 4'ün katıysa hipotenüs 5'in katıdır. Dik kenarda 5'in katı değildir. Yani şu şekilde olmaz arkadaşlar. 3 4 dörtgen burası 5 değildir. Zaten bu saydığımız özel üçgenlerin hepsinde en uzun kenar hipotenüstür. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E arkadaşlar 3 4 5 üçgen dedik ya. Burada 2 katı da önemli. 2 katı nedir? 6 8 10 6, 8, 10. Peki 3 katı nedir? 3 ile çarpacak olursanız. 9, 12, 15. 9, 12, 15. Sonra 4 katı nedir hocam? 12, 16, 20. 5 katı nedir hocam? Ee, 15, 20, 25. Hocam abarttınız ya. Bir sürü şey yazdınız buraya. Ama bunlar bilinmeli arkadaşlar. Aslında bunlar böyle. Soru çözdükçe oturuyor da. Yine de ilk başta bilirseniz. Sizin açınızdan iyi olacaktır arkadaşlar önemli bir yer lütfen bu tavsiyeme uyun ve bunların hepsini adınız soyadınız gibi bilin. Sebebini bir 5-10 dakika sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Bak 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25. Zaten çoğunluğunuz şu 9 12 15'e kadar biliyordur. E 12 16 20 ve 15 20 25'e de şuranda tutmaya çalış. Tamam? Önemli. Hatta dikkat et. 3 4 5 birer ardışık 6, 8, 10. ikişer ardışık. 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15. üçer ardışık. 4 katı 4'er ardışık. 5 katı 5'er ardışık. Ardışık olan tek özel üçgen budur arkadaşlar. Bütün kenarları ardışık. İkişer ardışık. Yani 3, 4, 5'in 2 katı. Onar ardışık olan hangisidir arkadaşlar? 3, 4, 5'in 10 katıdır. Aynı zamanda ardışık üçgen diye de aklınızda bulunsun. Tamam. Mı? Sonra gelelim diğer özel üçgenlere. Hocam bunlar da 5, 12, 13 üçgeni. 8, 15, 17 üçgeni. 7, 24, 25 üçgeni ve 1, 2, 5, kök 5 üçgeni. Tekrar söylüyorum. Bu üçgenlerde en uzun kenar her zaman hipotenüstür. Dik kenarlarda 5'in ve 12'nin katı varken hipotenüs 13'ün katıdır. Bu dik kenarda şurası 5'in katı, burası 12'nin katı olabilir. Önemli değil. Ama her zaman sabit olan yer nedir? 13K'dır. En uzun kenardır arkadaşlar. Tamam. Bunun 2 katını 3 katını bilmenize gerek yok. Zaten 2 katı Direkt 10, 24, 26 kendiniz bulabilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Ee, 8, 15, 17 üçgeni dik kenarda 8 ve 15'in katı varsa hipotenüs 17'nin katıdır. 7, 24, 25 dik kenarda 7 ve 24 ise hipotenüs 25'tir. Bir de bu 1, 2 kök 5 ÖSYM çok kullandığı için ben bunu da alıyorum. Kitaplarda da çok kullandığımız için bunu da özel üçgen kalıbında alıyorum. Bak dikkat et 1, 2 kök 5 derken 1, 2, 1, 1 ve 2 dik kenarda olursa eğer dik kenarda bir hipotenüs de 2 olursa zaten bu 30 60 90 üçgeniydi. 1 kök 3 2'ydi. Benim söylediğim şey dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa. Yani şöyle arkadaşlar. 1 2 iken burası ne olacak? Kök 5 olacak. He, bunun şeyi mesela 3 6 ise direkt dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa direkt kök 5 katıdır. Yani küçük olanın kök 5 katıdır. Ya da bunun şu versiyonu da gelebilir. Hocam burası 7, burası 7 kök 5. Küçük bir sayı var. Sayının kök 5 katı var. E o zaman buraya da direkt 14 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da tam tersi. Burası atıyorum 16 kök 5 verildi. Burası da 32 verildi. A hocam yarısının kök 5 katı. O zaman burası da ne olur? 16 olur diyebilin. Çünkü bu da önemli. ÖSYM'de bunu çok kullanıyor. Sorularda da çok işimize yarayacak. Matematikte bile bu özel üçgenler işinize yarayacak. Nasıl mı? Hocam kare kök içerisinde 7'nin karesi artı 24'ün karesi görürsem bile... A 7 24 25 üçgeni vardı bu. 25'in karesi dersin direkt dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 25 diye çıkar diye söylersin. Matematikte bile işine yarayacak, seni hızlandıracak önemli bir bilgidir. Bu özel üçgenler gördüğünüz üzere 3, 4, 5 ve katlarını 5 katına kadar adını soyadınız gibi. Sonra 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 1, 2, kök 5. Bunları da adını soyadınız gibi bilin. Çok içinize yarayacak. Zaten söylemişim burada da bir not yazmışım. Yukarıdaki özel üçgenlerin hepsini öğrenmeniz şiddetle tavsiye edilir. Geometri dersindeki çoğu soru bu özel üçgenler kalıpları üzerinde yazılır. Hatta bazı sorularda hissederek sorunun çözümüne daha kolay yoldan ulaşılır. Şimdi hissetmeden bahsedeceğim. Arkadaşlar örnek 16 ile devam edelim isterseniz. Şöyle bir soru gördüğünüz zaman siz normalde ne yapıyorsunuz? Hocam Pisagor bağıntısı 17'nin karesi eşittir. 2x'in karesi 2x'in tamamının karesi artı x artı 11'in karesi diyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra burada işlem işlem işlemle x'i buluyorsunuz. Ama ben ne diyorum? Yukarıdaki özel üçgenleri bil, hisset. Bak hissetme ile sallama ayrı bir şeydir. Sen şu kenarda burayı 3 gördün mesela. Aa hocam bu kenar 3 ise büyük ihtimalle bu 3, 4, 5 üçgendir dediğin zaman bu sallama. Ama bu kenar üçgen, bu kenar x iken, burası x artı 1 iken bütün kenarlar mevcutken hissetmen mesela üçgen hocam büyük ihtimalle 3 4 5 üçgenidir. Gel hissettiğin sayıyı buraya yaz. 4 yaz. X yerine 4 yazdığında sağlaması tutuyor mu? 3 4 5 tutuyor. İşte biz buna hissetme diyoruz kardeşim. Yani Pisagor bağıntısı yapmana gerek yok. Bu bilen adam hisseder, bilmeyen adam sallar diyorum ben. O yüzden yukarıdaki bilgileri bileceksin. Bunları da ne yapacaksın? Hissedeceksin. Mesela 17 var. 17 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 8, 15, 17'dir hocam. Acaba burası 8, burası 15 mi? Bazen yerlerde değişik olabiliyor. Hocam bunun 8 olması için x'in kaç olması lazım? 4. x yerine 4 yazdığında 4 artı 11, 15 tutuyor mu? Tutuyor. O zaman x buradan yine geldi arkadaşlar. 4 geldi. Ne diyoruz? Hisset kardeşim hisset. Bu önemli. Tamam örnek 16'yı böylelikle kolayca bulduk. Artık bundan sonrakileri de kolayca bulabiliriz. Geldik buraya. E hocam burası x artı 2021, x artı 2023, x artı 2025. Hissedecek sayı yok burada. Hissedecek sayı yoksa da yine özel üçgen bilginle yapacaksın. Mesela kenarlarda özel bir durum var mı? Mesela hocam buradan buraya 2 artmış. Buradan buraya da 2 iki artmış. İkişer ardışık. He, ardışık olan üçgen hangisindeydi? 3, 4, 5. İkişer ardışık olan üçgen hangisidir? Hocam 6, 8, 10 üçgenidir. 3, 4, 5'in iki katı. 5'er ardışık olsaydı 3, 4, 5'in 5 beş katı yani 15, 20, 25 diyecektiniz. O zaman bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ardışık bir üçgen olduğu için 2'şer ardan olduğu için 6, 8, 10 üçgeni 3, 4, 5'in 2 katıdır. Yani hocam burası 10'dur. Burası 8'dir. En küçük olan da nedir? 6'dır. E o zaman x artı 2025 10 x sayısı buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 2015 çıkar. Ama hocam bunu diyeceksiniz. Belki Hocam uzun negatif çıkamaz ki. Yo ben uzunluğu negatif bulmadım ki. Neyi negatif buldum ben burada? X'i. X yerine X'i 2015 yazarsanız bak burası 6 çıkıyor. Burası 8 çıkıyor. Burası da 10 çıkıyor. Sağlaması da tutuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar söylüyorum. Bilen insan hisseder. Bilmeyen insan sallar. Bilen insanlardan olun. Çok önemli. Evet geldik. 8, 18. soruya. Ne diyor? ABC bir dik üçgen ve şöyle bir şey verilmiş. 12 biraz tehlikeli. Düşünün 12 ile ilgili hangi özel üçgenler var? 12 ile ilgili özel üçgenler. Yani burada 2x artı 9'un karesi eşittir. 3x'in karesi artı 12'nin karesi yapacağınıza hissedin. Vallahi hissetmeyle her soru çıkmayabilir. Çıkmadığı zaman da bir 5-10 saniyeniz gider. O da kayıp olsun. Boşver gitsin. Ee, 12 ile ilgili hangi özel üçgenler var? 1- 5-12-13 var hocam. 2- 3-4-5'in katında var. Bir 3 katında var bir de 4 katında var. İkincisi 9, 12, 15 olabilir. Üçüncüsü de 3, 4, 5'in 4 katı olan 12, 16, 20 olabilir. O yüzden 3, 4, 5'in de katlarını bilin diyoruz arkadaşlar. Acaba burası 5, 12, 13 mü? Ya yok burası 5 olunca burası 13 oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Yani şu olmadı maalesef. 9, 12, 15 mi diye bakıyorum. 9 olması için x'in kaç olması lazım arkadaşlar? x'in 3 olması lazım x yerine 3 koyunca 9 12 3 koyunca burası 6 yaptı arkadaşlar. 9 6 daha kaç yaptı? 15 yaptı. Evet 9 12 15 sağlaması tuttu. X'i de kaç buluruz? Böylelikle 3 buluruz. Hisset kardeşim hisset. So devam. böyle bir soru gelir mi? Gelmez ama sorunun içerisinde gelir. Seni de acayip bir şekilde hızlandırır. Geldik buraya. Bir önceki videoda böyle bir soru yapmıştık ve size 5 saniyede yaptırmayı öğreteceğim demiştim. Ne yapmıştık o soruda? Hatırlayın arkadaşlar geçen dersimizde. Hocam bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor yapmıştık hatırlarsanız. Ortak olan kenarı yalnız bırakmıştık hatırlarsanız. Ortak olan kenar hangisiydi arkadaşlar? Buradaki Y kenarıydı. Y'yi yalnız bırakıp ona göre işlem yapmıştık arkadaşlar. Burada ben ne yapacağım? İster 10'dan yürüyün ister 6 kök 5'ten yürüyün. Aa, ben 6 kök 5'ten yürüyeyim. 10'dan yürüyen hocam 6 8 10'u hisseder büyük ihtimalle. 6 kök 5'ten yürüyeyim. 6 kök 5'ten yürüyecek olan neyi bilir? Hocam 1, 2, kök 5 üçgeni küçük olan 6'dır. Yani bir kenar acaba 6'ya diğer kenarda 6'nın 2 katı 12 mi? Bak 6, 12, 6 kök 5. E tamam burası 12 iken e buraya kaç kaldı o zaman? 4'ü buradaysa burası 8. 6, 8, 10 çıktı burada. Sağlama tuttu mu arkadaşlar? Tuttu. Dolayısıyla x'i 8 bulduk. Eğer bu sağlama tutmasaydı bu 6'ya 12 tam tersi yapacaktım. Burası 6 burası 12 mi acaba diye denemesini yapacaktım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet gençler görüyorsunuz ne kadar kolay ve güzel bir yöntem. Ama ilk baştaki bilgileri bileceksiniz. Burada da aynı şekilde hocam şu hipotenüs çizecek olursak. Bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. İkili Pisagor'da y ortak mı ortak. Her ikisinde de y kareyi birbirine eşitleriz arkadaşlar. Ama böyle yapacağımızı hissedelim. Kardeşim 7 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? Acaba 7, 24, 25 üçgeni mi diye merak ediyoruz ve bakıyoruz. Hocam 7 iken burası acaba 24 mü? 24 olması için x'in 10 olması lazım. x yerine 7, 24 iken burası o zaman 25 oldu. x yerine 10 yazdığımızda burası 20 oldu. x yerine 10 yazdığımızda burası da kaç oldu? 15 oldu. 15, 20, 25, 7, 24, 25. Evet sağlamalarda tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman x'i kaç buluruz buradan böylelikle? 10 olarak buluruz arkadaşlar. Evet çok işimize yarıyor. Görüyorsunuz örnek 21'deyiz. Ne demiş arkadaşlar? Bu açılar 90 derece verilmiş. Aa, burada özel bir durum var. Hocam ne var burada? Sakın şunu yapmayın. Hocam 9 var 15 var. Aa, burası diktir burası 12'dir. Ya diktir. Ya yani, diktiri nereden uyduruyorsunuz? Ne dedik? Bir tarafımızdan bir şey uydurmuyorduk. Yani kafamızdan bir şey uydurmuyorduk arkadaşlar. Buranın 90 olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buraya 12 diyemeyiz. Sakın ola sakın böyle bir şey demeyin. Benim dikkatimi çeken neydi? Yükseklik önemli bir yere sahipti. Yükseklik neydi? Bakın yüksekliğe bakıyorum burada yükseklik var hocam. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Hem yükseklik hem kenar ortay. Aklına ne geldi? Evet aynen öyle. İkiz kenar geldi. Aklına gelen başına gelsin. X kenarı tamamlamama gerek yok. Çünkü direkt dik tabanı iki parçaya bölmüş. Hocam ikiz kenar x x. Hatta bu da açı ortaydır. E. Hocam büyük dik üçgene bakacak olursak. Bakın büyük dik üçgende. Bütün kenarlar mevcut. Sen burada ne yaparsın? Sen burada eski sen olsan. X artı 9'un karesi. X'in karesi artı 15'in karesi dersin. İşlem 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 de x'i bulursun. Uğraş dur. Kardeşim hisset. Dik kenarda 15 var dik kenarda 15 olduğunda hangi üçgenler gelir aklına? Hocam 8 15 17 gelir ya da bu olmazsa 15 3 4 5'in katında da var. 15 20 25 olabilir. Değil mi? Bakalım arkadaşlar ilk önce acaba 8 15 17 üçgeni mi? Buraya 8 yazarsam 8 15 x 8'di. Şurası 17 oldu mu arkadaşlar? 9 8 daha 17 sağlaması tuttu. Dolayısıyla x'i buradan kaç buluruz böylelikle? 8 buluruz. Evet, anlatırken uzunmuş gibi duruyor ama siz yaparken 5 saniye ile 10 saniye arasında olacak. Merak etme. Evet, geldik örnek 22'ye. Dik üçgen biçimindeki karton B köşesinden katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır. Arkadaşlar aynı doğru üstünde katlandığı için bak aynı doğru üstünde gidiyor. B noktası C noktası ile çakışıyor ya. Bir önceki videoda da dedik. Böyle katlama aynı doğru üstünde olduğu zaman katlama çizgisiyle o doğru ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Yani şöyle bir çizgi olmak zorunda arkadaşlar bu. Şöyle bir katlama çizgisi şu çizgi olmak zorunda. Yani çünkü katladığınızda üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. B noktası da aynı doğru üstünde olduğu için buradaki açılar birbirine eşit olacak. İşte bizim katlama çizgisi bu oldu. Peki katlandığında ne oluyor? Hocam katlama çizgisi bu da katlama çizgisini şöyle göstereyim isterseniz. Katlandığında ne oluyor? İşte tam olarak böyle oluyor arkadaşlar. Hop katlandığında burası. Böyle bir soruda yazmak istedim. Sebebi de şu. Tamam katlama önemli. Katlama gerçekten önemli. Genelde hep katlanmış halini veriyor. Ama ÖSYM bir level üstte çıkabilir. Level atlayabilir. Katlanması der. Size de bunu sorabilir. Eskiden yani önceden bunu alışkın olun ki sınavda çıktığında sıkıntı yaşamayın. Aynı doğru üstünde olduğu zaman katlama çizgisi önemli. Hop şöyle. Katlanmışı böyle oldu arkadaşlar. E o zaman katlanmışı böyle olduysa ne diyorduk katlamalarda? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam bunlar eşit. Hatta bunlar da eşit. Hatta buradaki da birbirine eşit. Açıya girmeyeceğiz gibi sanki. Kenarlarla halledeceğiz gibi. Hocam bizden BK isteniyor. BK Neresi bu? AB doğru parçası. Bakın AB doğru parçası. Katlanan kısım tekrar açıldığında kartanda oluşan katlama çizgisiyle A tam katlama çizgisi sorulmuş zaten. Katlama çizgisi bu. AB doğru parçası K noktasında kesişiyormuş. Adana c an 12 verilmiş. Ali Bey uzunluğu 18. Bak tamamı 18 dikkat. Ve BK uzunluğu kaçtır diye soruluyor. BK uzunluğu arkadaşlar şuraya x diyelim. Şunun tamamı 18 değil mi? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan burası x oldu. Tamamı 18 olduğundan buraya da 18 eksi x mi kaldı? Evet. E hocam burada dik üçgen çıktı karşımıza. Ne yapacaksınız burada? X'in karesi eşittir. 8, 18 eksi X'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. X'i buradan bulacaksınız. Yok kardeşim. 12 var burada. Hisset. 12 biraz tehlikeliydi. 5, 12, 13 olabilir. 9, 12, 15 olabilir. 12, 16, 20 olabilir. 5, 12, 13 deneyelim. X yerine 13 yazarsan 12, 13. 13 yazdığında 18 eksi 13 5 yaptım arkadaşlar? Yaptı. 5 12 13 sağlaması tuttu. Dolayısıyla x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 13 buluruz. Zaten bizden BK uzunluğu yani x isteniliyor arkadaşlar. 22. sorunun cevabı böylelikle 13 çıktı arkadaşlar. Evet böylelikle 22'de hallettik. Geldik 23'e. Burada direkt özel üçgen var arkadaşlar. Ne var burada? Bakın şurada bir dik üçgen var. Dik üçgende direkt 7 25. Ne üçgeni? 7, 24, 25'ten hocam burayı bulduk. Sonra hocam x'i bulurken şu kırmızı üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım ama 24 var, 7 artı y var, x var, 2 tane bilinmeyen var. E o zaman büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende 24 ve 40 var. He 24 ve 40. Bak şurası 40 burası 24. 24 ve 40'taki ortak çarpana bakalım. Hocam ortak çarpan dediğimiz nedir? 8 değil mi her ikisinde de? 8 çarpı 3 burası. 8 çarpı 5 burası. Aa hocam. Ee, bizim ortak çarpan da 8 ve 8 ortak. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 8 çarpı kare küçüğünde kare artı b kare diyeceğimize. Özel üçgen varsa 3 var 5 var. Ne üçgeni? 3, 4, 5. Direkt 4'ü yazabiliriz. Hani ilk videodaki özel kısa yolu kullanacağımıza. O kısa yolda özel üçgenle karşılaştığın zaman o özel üçgen sayısını yazabilirsin. Burası kaç çıktı? 32 çıktı. E hocam 14 7 daha kaç çıktı? 14 7 daha 21 çıktı. O zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 11 kaldı. E sonra baktığımızda kırmızıda işlem yapacaktık ya. 11 7 daha burası da kaç çıktı? 18 çıktı. Bak 18 24 ve x. Şimdi 18 ile 24'e bakacağım şu kırmızı üçgende. 18 ve 24'teki ortak çarpan 6. 6 çarpı 3 burası. 6 çarpı 4 burası. O zaman burası da 6 çarpı 5 olmak zorunda değil mi? 6 3 6 4 o zaman burası 6 5. Yani x'i buradan 30 buluruz. Y'yi de buradan 11 buluruz. Bizden x eksi y isteniyor. O da 30 eksi 11'den 19 çıkar arkadaşlar. Yani örnek 23'ün cevabı böylelikle ne oldu? 19 oldu. Geldik örnek 24'e. Güzel bir soru dikkatli olun. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun A köşesinde bulunan bir karınca kartonun ön yüzünden ilerleyerek DC kenarı üzerindeki bir noktaya varıyor. Ve bu noktadan kartonun arka yüzüne geçerek arka yüzünden ilerleyerek B köşesine varıyor. Hmm. Ön yüzünden böyle gidiyor sonra arka yüzüne geçiyor. Arka yüzünden de böyle B noktasına geliyor. Ön ve arkayı kullanıyor. Çok güzel. Şimdi Ali Bey uzunluğunu 30 vermiş. Ve burayı da 8 vermiş arkadaşlar. Şimdi Ali Bey 30 ve BC uzunluğu da 8 ise bizden karıncanın gittiği en kısa yol nedir diye soruluyor. Aslında bu bir önceki videodaki çözdüğümüz şeye benziyor yine. Ee, bizden ne isteniyor? Şununla şunun toplamının en küçük değeri isteniyor. Arkadaşlar şuraya X buraya Y diyecek olursak X artı Y'nin en küçük değerini nasıl buluyorduk? Hocam bu üçgenlerden bir tanesini ister bu üçgeni ister soldaki üçgenin bir tanesinin katlamasını alın. Al bakayım katlamasını. Al bakayım. Katlamasını aldığında şöyle bir şey mi yaptı arkadaşım? Evet. Arkadan da gitse hiç önemli değil. Şöyle bir şey mi yaptı? Evet. Senden ne isteniyor şimdi? Burası y burası y. 8 iken burası da 8. x artı y'nin en az değeri isteniyor. Hocam x artı y en az ne zaman olur? Tabii ki bu doğrusal olduğunda olur. Madem doğrusal şurada da 90 dereceler var dikdörtgenden dolayı. Şu dik e, bir merdiven şekli var burada x artı y soruluyor. Bu x artı y'yi bulmak için ne yapıyoruz? Tabii ki şeyi bu yapıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgene karşılık getiriyorduk. Dikdörtgen oluşturalım. Hocam şöyle ve şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam x artı 8 ise burası nedir? 8. 30 ise burası nedir? 30. E 8 iken burası da 8 zaten. Şurada bir dik üçgen çıktığımız karşımıza çıktı. E o zaman burada dik üçgeni şöyle göstereyim arkadaşlar. Kısaca şöyle göstereyim isterseniz. Burası 16. Burası 30. Bize burada burası soruluyor. 16 ve 30'daki ortak çarpanı bak. 2. 2 çarpı 8 burası. Hocam 2 çarpı 15 burası. E, 2 çarpı 8. 2 çarpı 15. 8, 15, 17 üçgeni değil mi? Çünkü niye? Hocam 2 her ikisinde de ortak. 8 var 15 var. E o zaman burası da 2'nin kaç katı olacak? 17 katı olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 34 yapar arkadaşlar. Güzel sorulardan biri. Örnek 24'e de dikkat edin arkadaşlar. Ben ne yaptım? Bir önceki videoda normal yollu sorusunu sordum. Şimdi burada soruyu yeni nesle çevirdim. Bu şekilde de soru karşınıza gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Evet geldik örnek 25'e. Aa hocam 90 dereceler havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Ee, 90'lı sorularda bir uzunluk soruluyorsa e, ne yapıyorduk? İki ihtimalimiz vardı. Ya dik üçgenden çıkıyordu ya benzerlikten. Sakın ola sakın 3 4 gördünüz diye şunu şöyle çizeyim. Bir işiniz yaradı mı yaramadı. Demek ki 90 derece fazla burada var. Ne yapacağız? Dikdörtgen yapacağız. Ya dikdörtgeni şöyleyken yapabiliyorsunuz. Şuradan bir dikdörtgen yapıyorsunuz dikne. Ama yan pir olunca maalesef yapamıyorsunuz. Dikkat edin. Böyle yan olduğu zaman da dikdörtgeninizi yapın. Şu dikdörtgeni şöyle oluşturacak olursam burada arkadaşlar. Bakın üçgen 3, dörtgen 4. E hocam hala daha dik üçgene karşılık gelmedi buradaki x uzunluğu. Şurada da bir dikdörtgen oluşturacak olursam şöyle. Hocam 2 iken 2, 7 iken 7. E sayılara bakalım şimdi. Şurası kaç oldu? 12. Burası kaç oldu? 16. 12, 16, 3, 4, 5'in katını bilin diye söylediğim için direkt 20 diye yapıştırabilirim. Ya da sen 12'yi gördün. Hocam 12, 4 çarpı 3. Hocam 12, 4 çarpı 3. 16'da 4 çarpı 4 olduğundan bu da kaç olur? 4 çarpı Bakın 3, 4, 5 üçgeninden 20 de olur diyebilirsiniz. Ama 3, 4, 5'in 5 katına kadar mutlaka mutlaka bilin. Tamam unutmayın dediğimi. Geldik örnek 26'ya. Evet şekil 1'de kenar uzunluğu 60 santimetre olan bir kağıt verilmiştir. 60 santimetre olan bir kare kağıt diyecektik arkadaşlar burada. Bunu da ben düzeltmiştim ama niyese düzelmemiş ya çok ilginç. Bir kare kağıt verilmiştir. E bu kağıt üzerinden AB ve AD kenarlarına olan uzakları sırasıyla 37 ve 54 cm olan bir K noktası seçiliyor. Evet. Öncelikle bu kağıt üzerinden AB ve AD kenarlarına olan uzakları sırasıyla evet AB'ye olan uzaklığı 37 cm olan şurası. Şöyle arkadaşlar. Şurası 37 santimetre. Bunun tam yarısı kaç? 30-30. Yarısından biraz daha yüksekte olacak. 37 santimetre olan AB olan uzaklığı ve AD'ye olan uzaklığı da 54 olan tam da burası olacak arkadaşlar. Tamam. O nokta burası. İşte burası 37'ye 54 şeklinde olan bir yer. K noktasını seçtik mi arkadaşlar? Seçtik. İşte yarısının biraz daha yukarısında olacak. Buradaki nokta oldu arkadaşlar. Orayı belirledik. Sonra diyor ki kağıt 4 eş bölgeye ayrılıp. Dört eş bölge. 1, 2, 3. Dördüncü de burada mesela. Ee, bölgelerden biri kesilip atıldığında aynen bu bölge kesilip atılmış. Şekil 2 oluşmuş burada. Bölgeler üst üste gelecek biçimde kağıt iki kez katlanıyor arkadaşlar. Şunu şöyle katlıyorum. Bunu da böyle katlıyorum. Eyvallah. K noktasında bir delik açılıp kağıt tekrar geri açılıyor. Arkadaşlar sen bu kağıdı böyle katladığında bir delik açtığında açtığında simetriye kadar olmayacak mı arkadaşlar? Yani buna göre yansıması olmayacak mı? Burası evet. Sonra bu kağıdı böyle katladın. Buradan delik deldin. Sonra açtığın zaman bu da buraya gelmeyecek mi arkadaşlar? Buna göre simetriyi. O delik burada olmayacak mı? Evet. Bu delik burada. Bu delik de burada. Tamam. 3 tane delik oldu. Delikler arası düz çizgiler çiziliyor. Delikler arasındaki düz çizgi. Bir tanesi burası. Bir tanesi burası çizilmiş. Üçüncü de burası mı oluyor arkadaşlar? Evet. Bunu da çizdik. Buna göre son durumda çizilen çizgilerle oluşan bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle burası 37 ya. Burası da 54 ya. Tamam 60 olduğundan buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Hocam. Şurası 6. E bu bunun simetri olduğuna göre burası da 6 değil midir? Ya da hocam burası 30'a burası 30 olduğundan burası 24 mi kaldı? Burası da 24 oldu katlamayı açtığımız için. E buradaki uzunluk kaç? Şuraya kadar olan kısım 30. Tamamı 37 olduğuna göre 30'luk buraya kadar buraya da kaç kaldı? 7. Hocam burası 7 yaptı. E burası da 7 yaptı. Bizden buradaki üçgenin nesi soruluyor arkadaşlar? Bu dik üçgen oluşur. Çünkü şu kenarlar bakın burası 90 derece. Dik üçgenin nesi soruluyor arkadaşlar? Çevresi soruluyor. Arkadaşlar dik üçgenin kenarları ne çıktı? Bakın şöyle. Burası 14. 7 7 14. Burası 48. Ve şurayı da bulursam olay bitti. 14 ve 48'deki ortak çarpan nedir? Hocam 2. 2 çarpı 7 burası. 2 çarpı 24 burası. O zaman burası da 2 çarpı 25'tir. Yani burası 50'dir. Bizden ne isteniyor? Buraya da 50 bulduğumuza göre en son diyor ki son durumda çizilen çizgilerle oluşan bölgenin çevresi kaç santimetredir? Yani şu bölgenin çevresi isteniyor bizden. O bölgenin çevresi de 14, 48 ve şurayı yazalım. 14, 48 ve 50'nin toplamı yapıyor arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı 98. 98 ile 14 topladığım zaman 2, 10, 112 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 112 yapmış oldu arkadaşlar. Güzel sorulardan biriydi bu da. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor örnek 27? Zehra. Evet bu da bizim sülaleden. Yeğenim olur. Evet abimin kızı. Zehra açı ölçer. Dedim ya size bütün sülaleyi tanıyacaksınız. Çekirdek aile ve geniş aile. Neyse. Zehra açı ölçer ve cetvel yardımıyla dik üçgen biçimindeki bir kartona Aşağıdaki çizimleri yapıyor. Birinci çizin C köşesinden açıortay doğrusunu çizip Evet C köşesinden açıortay doğrusunu çizmiş. Ve AB'yi kestiği noktayı D olarak harflendirmiş. Şurayı D olarak harflendirmiş. Eyvallah. Bunun da açıortay olduğunu göster. Sonra diyor ikinci çizim D noktasını AC'ye paralel çizip Hocam D noktasından da AC'ye paralel çizecekmişiz. Şuraya paralel çizdik. Şunlar paralelse Hocam yöndeşlikten dolayı 90 ise direkt burası da 90 mıdır? Hemen 90'ı yapıştıralım. Tamam. Burada da e, BC'yi kestiği noktaya da ne demiş arkadaşım? Buraya da E noktası demiş. Tam buradaki noktaya da. BC uzunluğu 25. tamamı 25. BD uzunluğu da 15. BD uzunluğu da 15. Şuraya kadar kısım 15 olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? Zeyra'nın çizdiği ikinci çizgi yani şuradaki X uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? şu açı ortayla kullanacağız. Hocam bu açı ortaylıkta daha görmedik ama kollar oran tabanlar oran mı yapacağız? Yok. Paralellik var. Simden söyleyeyim. İleride de söyleyeceğim ama hem paralellik hem de açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Nasıl mı? Bak şöyle bir Z kuralı var arkadaşlar. Yani paralelliği de kullanacaksın. Açı ortaylığı da kullanacaksın. Açıyı açı ortay kurallarına göre yapamıyorsan. Mesela denedin yapamadın. O zaman ne yapıyorsun? Z'ye bakacaksın. Z var hocam. Yani burası nokta açısı yaptı. A bu noktaysa burası noktayı yazınca noktaya nokta şu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu mu oldu hemen bu üçgenin ikizkenarlığını şöyle gösterelim arkadaşlar madem ikizkenar üçgen bu x ise burası da x yaptım yaptı Tamamı 25'ti buraya da 25 eksi x kaldı hocam Pisagor evet 25 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 15'in karesinden mi yapıyorsun hala? Tam ağzımdan bir şey çıkacaktı. Çıkmasın. İşlem 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 yap. Sonuca ulaş. Eyvallah. Kardeşim 15 var burada. 15 varsa dik kenarda 15 olan nedir? Ya 8, 15, 17'dir ya da 3, 4, 5'in katı 15, 20, 25'tir. Deneyelim bakalım. Hocam burası 8 iken 8, 15. X yerine 8 yazdığımızda 25, 8, 17 oldu. 8, 15, 17 sağlaması tuttu. Burada da işlem yapsan zaten işlemi kaç bulursun? 8 bulursun kardeşim. Evet örnek 27'nin cevabı da böylelikle Zera ikinci çizgi ikinci Zera'nın ikinci çizgisi soruluyor. Yani bu çizgi soruluyor bize. Yani ilk soruluyor. Cevap böylelikle 8 çıktı. Ve geldik örnek 28'e. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Örnek 28'i şöyle bir kendiniz yapar mısınız? Videoyu durdur ve kendin yap lütfen. Evet durdurdun yaptın. Yapamadın değil mi? Evet yapanlarınız da mutlaka vardır da yapamayanlara ne yaptı? Yapamayanlar şunu yaptı. Yapamayan kardeşlerimiz hocam ben şuradan şöyle çizeyim ya da ben buradan şunu çizeyim. Hocam 6 8 var burası 10 var. E 10 da kullanılmıyor hocam. Çıkmadı soru. Ne yapacağız hocam? Şu çizgiyi çizdim çizmedim. Bunu çizdim olmadı gibi şeyler yaptınız burada değil mi? Arkadaşlar lütfen size şunu söyleyeyim. Eşitlik varsa Eşitliğin mantığını kullanman lazım. Verilen bilgileri kullanman lazım soruda. Şimdi bu sözümden sonra eşitliğin mantığını kullanmak için şöyle bir düşünüp bir daha bakar mısın soruya? Evet baktın. Baktın ve geldin. Yapanlarınız oldu ya da yapamayanlarınız oldu. Arkadaşlar eşitliğin mantığını kullanmak lazım. Hadi soruyu böyle bir çözmeye çalışayım ben. 6, 8, 10 dedik. Burası da 11'im. E sonra soru çıkmadı. Hocam şuradan bir dik üçgen oluşturayım. Vallahi dik üçgenden şu uzunluğu bulsanız x'e bir faydası var mı? Yok. Düşünüyorsunuz o zaman. Soruda ben çözmem lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanmam lazım. Büyük ihtimalle kullanmadığım bir bilgi var diye düşünmem lazım. Düşünüyorum. Burada bir eşitlik var. E eşitlik olduğunda aklıma ne gelecekti? Evet. Şimdi jeton düştü galiba. Şu noktayı gösterince. Şimdi durdur bir daha yap istersen. Evet aklına orta taban gelecek. Hemen ort tabanı çizelim. Nereden çizeceğiz ort tabanı? Hocam şu üçgenden çizeceğiz. Bu üçgende şu kenar üzerinde olduğu için bu kenara değil de diğer kenarlara eşitliğin olduğu yere kalemimi koydum. İki ihtimalim var. Ya aşağıya çizeceğim ya sağa çizeceğim. Hangisi mantıklı? E hocam aşağı, aşağı çizince buradaki 90'ın mantığını kullanamıyorum. Ya da karışık olan yere doğru çizecektik. Üçgen oluşturan yere. Şuraya doğru çizdim. Buraya doğru çizdiğim zaman ne oldu? Hocam şununla şu birbirine paralel. Çünkü şu üçgende çizdik ya. O zaman bununla bu paralel ve 1'e 2 oran var mı burada? Var. Aynı zamanda 18'de 2 eşit parçaya bölecek. Dikkat. Çünkü bu üçgende çiziyorsun. 24 değil. E, o zaman burası 9 9 oldu. He, şimdi 6 8 10'da dik üçgeni kullandın ama sayıları kullanamamıştın. Bir işine yaramamıştı. Şimdi şuradaki dik üçgene bak bakayım. Hocam buradaki dik üçgene bakınca bak burada güzel bir şey var. 8 15 ne üçgeni 17 üçgeni. E o zaman x hocam 2k'ya eşittir. k 17 ise 2 kda kaç yapar? 34 yapar arkadaşlar. Evet. Büyük ihtimalle bak. Daha bazı arkadaşlar ek çizimlerin mantığını anlamamıştır. Normal. Gayet normal. Ama her zaman şunu söylerim. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe eski konuları daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Niye? Arkadaşlar sadece bu konuda ben zaten 5-6 tane ortadan sorusu sormuşumdur. İlerleyen zamanda da göreceksiniz. Sonra bir sonraki konuda yine ort taban vardır ya da ek çizimler vardır. Bir sonraki konuda yine ort taban vardır. Yani ben sana her videoda eşitlik gördüğünde aklına geldi. Eşitlik gördüğünde aklına geldi. Eşitlik gördüğünde aklına ne geldi diye sorduğumda ister istemez senin de refleksin olacak bu ve zaman ilerledikçe bu işi çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Hadi devam edelim isterseniz arkadaşlar. Neredeyiz? Böylelikle örnek 29'a geldik. Evet örnek 29'a birlikte bakalım isterseniz. Örnek 29'u okuyalım. Dikler verilmiş. 8, 7 ve 4 verilmiş. Bu şekilde DK dik DC olacak şekilde 2 birim uzunluğunda DK doğru parçası çizilip Arkadaşlar D'den DK doğru parçası çizeceğim. DC'ye dik. Ne hangisi olur o? Şu olmaz mı? Evet 2 birimlik bir DK doğru parçası çizdim. Ve DK doğru parçası çizdiğimde Sonra A ile A ve K noktaları arasına bir cetvel yardımıyla düz bir çizgi çizecekmişim. Cetveli koydum düz bir çizgi çizdim. İşte bu uzunluk soruluyor galiba. Buna göre AK uzunluğunun alacağı değerler toplamı kaç birimdir? He hocam AK'nın değerler toplamı kaç birimdir diye sorulmuşsa büyük ihtimalle ya çarpanlara ayırmadan iki tane değer gelecektir ya da e, farklı bir durum daha vardır. Bakalım çarpanlara ayırma gelecek mi? Hocam burada 90 dereceler var. Çünkü şurası da 90 dereceydi arkadaşlar. DK dik DC yaptık burada. iki birimlik böyle geçtik. Şimdi bizden şu uzunluk isteniyor. Burada 90'lıkların olduğu sorularda iki ihtimalimiz vardı. Uzunluğu bulmak için. Bir dik üçgen iki benzerlik. Hocam öncelikle dik üçgeni düşünecektik. Dik üçgen için ne yapıyorduk? Dik dörtgen yapıyorduk. Dik dörtgeni yapacak olursak şöyle. Hocam 4 ise burası da 4. 7 ise burası da 7. Dik dörtgenden 90 derece burası. Şurası 12. 12. Burası da kaç? 9. 9, 12, 15 çıktı. Hay Allah. 2 değer çıkmadı. Bir değer çıktı hocam. Ne yapacağız? AK'nın alacağı değerlerden biri kaç çıktı? 15 çıktı. İkincisini nasıl bulacağım? Demek ki farklı bir çizim daha yapılabiliyor. Dediğim gibi ya çarpanları ayırmadan 2 değer çıkıyor böyle sorularda ya da farklı bir durum daha var. O farklı bir durumu yine aynı şekil üzerinde ben şekli şöyle kopyalamıştım. Şunun üzerinde göstereyim. Soruyu bir daha okuyayım. Soru diyor ki ben şimdi DC'ye dik DK çizeceğim. Arkadaşım biz DK'yı nasıl çizdik? Hop sağa doğru çizdik. E, DK diki sola doğru da olamaz mı arkadaşlar? Olur. E o zaman buradan da bir değer daha gelir arkadaşlar. DK şöyle 90 derece olacak şekilde 2 birim şurada olursa bizden Ali Kara uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar yine dik dörtgen oluşturacak olursak şöyle ve şöyle dörtgen burası da 4, iken burası da 7, 5 kaldı. Arkadaşım burası da 90 olduğundan 5 var burada. Burada 12 var. 5, 12, 13 üçgeninden bu değer 13 çıktı. Demek ki AK uzunluğu bir 15 çıktı bir de 13 çıktı arkadaşlar. Bizden de ne isteniyor? Bunların toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 28 çıktı arkadaşlar. Anladınız mı mantığı? İki farklı değer çizilebiliyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Şimdi geldik örnek 30'a. Örnek 30'u arkadaşlar 30 ve 31'i. Yine videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışır mısınız? Niye bunu yapıyorum? Hani biraz kafa patlatın da yani yeni nesil sorulara alışın. Yeni nesil soruların zor olmadığını görün diye bu şekilde hamle yapıyorum arkadaşlar. Lütfen dediklerimi de dinleyin. Evet neyse ben devam edeyim. Hocam 90 derece var 90 derece var 17 var. E ben burada ne yaparım? 90'ların olduğu sorularda tabii ki dikdörtgen ya da benzerlik. Dikdörtgen oluşturayım dikdörtgen oluşturunca ilk hamlem dikdörtgen oluyordu. Hocam 29 sa 29 tamamı 37 olduğundan 8 kaldı buraya. 8 17 ne üçgeni 8 15 17 üçgenden 15 çıktı. Aha buradaki uzunlukta 15 mi oldu? Yani ben ipler arasındaki düşey mesafeyi ben yatay mesafeyi kaç buldum? 15 buldum. Sonra diyor ki bize şekil 2'de ise ipin sağ tarafındaki ucunun 19 birim daha yaklaştırılmış hali. Arkadaşlar önceden burada değil miydi bu ipimiz? Şurası. Ee, bu ipin bu noktası da burada değil miydi? Sen bunu aşağıya doğru 19 birim yaklaştırınca şu uzunluğumuz bizim önceden kaçtı? 37 idi. E hocam o zaman bu düşey uzunlukta burası ne olacaktır? Buraya 18 birim kaldı mı? Kaldı. Şimdi bu aşağı inince 19 aşağı indiyse bu da 19 yukarı çıkmadı mı arkadaşlar? Evet. E bunun düşey uzunluğu ne olacak? Önceden e, ee, bunun düşey uzunluğu da önceden verilmişti zaten. 29 verilmişti burası. Toplamda buradaki uzunluk kaç yaptı? 19, 29 daha 48 yaptı arkadaşlar burası. Şimdi bizden bu uzunluk isteniyor. E, 90'lar yine var. Yine dikdörtgen yapacağız. Şuradan bir dik çizince dikdörtgenden dolayı 18 18 e, tamamı 48 ise bu uzunluğa kaç kaldı? 48'den 18 çıkınca 30 kaldı. E hocam zaten burası da e, şu ipler arasındaki mesafeyi bulmuştuk biz. Kaç bulmuştuk? 15. Burası da 15 zaten burası da 15. Ve burada bir pisagor bağıntısı var mı arkadaşlar? Var. 15, 30. 1'e 2 oran var. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 15 kök 5 yaptı mı gençler? Yaptı. Şekil 2'deki 2 arasındaki uz uzaklık soruluyor arkadaşlar bize. Cevabımız da böylelikle 15 kök 5 çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 31. soruya. Evet 31. soru ne diyor? Aralarındaki uzaklık 20 metre olan 20 metreyi vermiş. Tavşan ile kaplumbağa birbirlerine paralel doğrusal yollar boyunca sabit hızlarla hareket edecektir. Kaplumbağa 37 metre gittikten sonra öncelikle bizim bir kaplumbağamız 37 metre gitmiş arkadaşlar. Şuraya kadar 37 metre gitmiş. Sonra tavşan harekete başlıyor. Tavşan tam o anda harekete başlıyor. Ve kaplumbağa da yine harekete devam ediyor bu arada. Tavşanın hızı kaplumbağanın hızının tavşan V iken bu 3 V'ymiş. 3 katı olduğuna göre tavşan en fazla kaç metre giderse kaplumbağa ile arasındaki mesafe 29 metre olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bizim kaplumbağamız V hızıyla gitmeye devam ediyor ya. V hızıyla X gittiyse bizim tavşanımızla 3 V hızıyla 3 X gider. Ama hocam niye burada şunu söyledi bize? Tavşan en fazla soruyu iyi okuyun diyoruz. Orada verilen her bir bilgiyi kullanın diyoruz. Geometride fazla bilgi asla verilmez. Bunu sakın ama sakın unutma. Niye en fazla demiş? En fazla kaç metre giderse kaplumbağayla arasındaki mesafe 29 metre olur. Arkadaşlar, bizim kaplumbağa 3x hızla 3 buraya geldiğinde, bu buraya geldi ya, böyle yaptığında da aralarındaki mesafe 29 metre olur. Bu bizim kaplumbağa şu şekilde devam edip Hocam 3x kadar devam edip kaplumbağa geçtiği zaman da arasındaki mesafe 29 birim olur arkadaşlar. Ha bize en fazla soruluyorsa o zaman bizim kaplumbağanın nereye kadar gitmesi lazım arkadaşlar? Tavşanı geçmesi lazım. Çünkü en fazla kaç metre giderse kaplumbağa ile tavşan arasındaki mesafe 29 metre olur diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 90 dereceler var burada. Dikdörtgen oluşturacağız. Hadi dikdörtgenimizi oluşturalım. Hop şöyle bir dik çizince arkadaşım. Dikimizi çizdik. Hocam dik çizince 20 ise burası 20 mi? Evet. Hocam şuradaki değeri bulursak olay bitti gibi bir şey. Şuraya bir A diyelim isterseniz. Pisagor bağıntısı. Normalde ÖSYM'de kullandı. Böyle bir özel üçgen var. Özel üçgenlerde vermedim ama hani bilmesek de kendiniz de çıkartabilirsiniz. O özel üçgen ne biliyor musunuz? Şuraya not alın isterseniz. 20, 21, 29 üçgen arkadaşlar. Burası burada da öğrendiğiniz bir nokta var. 20 21 29 üçgeni. Dik kenarlar 20 21 ise burası 29 yapıyor. Ya da bilmiyoruz hocam ne yapacağız? E Pisagor yap. A kare neye eşit arkadaşım? 29'un karesi eksi 20'nin karesi. Bu 29 eksi 20'ye e, 29 artı 20 yaptı. E, bu da neye eşit oldu? 9 çarpı 49 eşit oldu. A kare buna eşitse A da kare kökünü alınca 3 çarpı 7'ye eşit oldu. Yani 21 yaptı. A'yı 21 bulduk arkadaşlar. Burası 37 artı x değil miydi? 37 artı x de burası. Dikkat edin 3x uzunluğu 37 artı x artı 21'e eşit. Yazalım 3x eşittir 37 artı x artı 21'e eşit olduğundan. Attık bunu buraya 2x eşittir. Kaç yaptı? 58 yaptı. O zaman x de buradan kaç yaptı? 29 yaptı. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Ee, Kaplumbağa kaç metre giderse diyor. Aralarındaki mesafe 29 metre olur diye soruluyor. Kaplumbağanın gittiği mesafe 3x değil mi? Yani 3x kaç yapar? 3 çarpı 29'dan 3 kere 9 27, 3 kere 2 6 87 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani örnek 31'in cevabını 87 bulduk. İsterseniz bir de siz kaplumbağa en az kaç metre giderse sorusunu cevaplayın. Kaplumbağa en az gittiği mesafe hocam şöyle 3x yani kaplum pardon tavşan 3x giderse kaplumbağanın gerisinde kalırsa aralarındaki mesafe 29 olduğunda en az değerinde siz bulun. Böyle olduğunda arkadaşlar. Tamam onu da size bırakayım isterseniz. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Böyle alengirli şeyleri de e, sorularla size hatırlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 32'ye artık tamam. Yaparsınız. Hocam 24 ve 28'den bir, pisi, bir, bir, cacık olmayacağı belli. Böyle gıcık pisagorlar yapmayız. Çok zorlanırsak ortak çarpandan yaparız. Evet şuradaki eşitliği kullanmam lazım. 90'ın karşısında bu. E hocam 90'ın karşısında olduğu için hop şöyle bir kenar ortaya çizeriz. Çünkü aklınıza muhteşem üçlü geldi. Ama muhteşem üçlüyü çizince x'e ait özel bir durum oluştu mu? Oluşmadı. Yani çizdiğin çizgiyi de silmeyi de bil. Madem sen bu eşitliği 90'lığın soruda bu eşitliği kullanamadın. O zaman sadece eşitliğin mantığını düşün. Düşün yap bakalım. Evet sadece eşitlik deyince aklımıza ne geliyor? Aynen öyle orta taban geliyor. E o zaman eşitliğin olduğu yerden ve buranın da 28 olduğunu unutma. İki ihtimalim var. Orta taban çizeceksin. Ya buraya ya buraya. E tabi karışık olan yer. Üçgen oluşturacağımız yer daha mantıklıydı. Buraya çizdik. Hocam şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. E burası 24 ise burası 12'dir orta tabandan. Hocam paralel ise 90 ise burası da 90 değil midir? 90'ı da kullanacağız ya. Onu da kullanalım. 90. E bu orta taban çizgisi 28'i iki eş parçaya bölecek. 14, 14 diye. Buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. A, Pisagor. 5, 12 ne üçgen arkadaşlar? 13 üçgeninden cevabı ne bulduk? 13 bulduk arkadaşlar. Oturuyor değil mi yavaş yavaş? Evet ek çizimlerde oturuyor arkadaşlar. İnşallah daha güzel bir şekilde olacak bu işler. 32. soruyu böylelikle 13 bulduk. Geldik bu videonun son sorusuna. Evet bir ABC üçgeni ABC üçgeni çizeceğim. AB uzunluğu biraz uzun. Bir ABC üçgeni. AB uzunluğu uzun olan bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şöyle. Çizdik böyle bir ABC üçgeni. Sonra harfleri de yazalım. Şu AB uzunluğu büyük olacak diye öyle yaptım. AB uzunluğu 16. Sonra diyor ki BC doğru partisine ait kenar ortaya doğrusu çizildiğinde. BC'ye ait bir kenar ortay çizelim bakalım. Şöyle bir kenar ortay çizdiğimizde, hocam kenar ortayı çizdim. Kenar ortayı çizince burası K oluyormuş. Ondan sonra AB ile AK dik oluyormuş. AB ile AK. Hocam burada kaççı 90 derece gibi olmadı. O zaman şu kenar ortayı biraz daha şöyle çizsem nasıl olur arkadaşlar? Şöyle çizsem daha net olacak galiba. Evet, şöyle şöyle çizdiğimde daha güzel oldu. Evet burası K. Burada açıyı da kaç derece vermiş? 90 derece vermiş arkadaşlar. Ali Kara uzunluğunda 6 vermiş bize. 6'ya 16'tan Pisagor'dan burayı bulurum hocam. E bu ol ne için yarayacak? Gıcık Pisagor'ları yapma. Önce bir dur. Senin eşitliği ver, kullanman lazım burada. Hocam işte verilen bilgiyi kullanmak dediğimiz. 90'ın karşısında mı eşitlik? Hayır. Muhteşem üçlüğü kullanamayacağım. Sadece eşitlik. Bak bu videoda orta artık iyice kavradınız. Amacım da buydu zaten. Sadece eşitlik varsa aklına ne geldi? Biraz önce ağzımdan kaçırdım zaten. Orta taban. İki ihtimalim var. Ya buraya ya buraya. İkisi de olur fark etmez. Şuraya çizelim arkadaşlar. Zaten bizden ne isteniyor? AC uzunluğu isteniyor. X isteniyor. E hocam buradan orta taban çizdin. Burası X iken, burası X bölü 2 olur. E orta taban 16'yı keş parçaya bölecek. 8 8 bölecek. A artık 90'ı da kullanabiliyorsun. Yani şu üçgende ne var? 6 8 10 üçgeninden. Burası kaç çıktı? 10 çıktı. E, x bölü 2 eşittir 10sa x de buradan kaç çıkar gençler 20 çıkar. Böylelikle örnek 33'ün cevabında 20 bulduk ve bu da güzel soru ve böylelikle biz orta tabanında sanki bu videoda iyi bir şekilde anladık arkadaşlar. ve bu videoda asıl neyi öğrendik? hızlanmayı Hatta matematikte bile inşallah uyarlarsınız hızlanırsınız. Tamam Eskiden bir anım vardı bu videoda anlatayım rehberlik videosunda anlatayım isterseniz o anımı da hızlanma ee, hızlanmayla alakalı bir anı. Bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar? Öklit bağıntılarından bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda öklit bağıntılarının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.